trafik sorununu bir kenara koyup ilk önce park sorununun halledilmesi gerektiğini söylemesine karşın Sayın Mimar Nihat Şen bu şu an bizim konumuz değil diyerek hep öteledi. Fakat en son noktada şunu söyledi. Biz bir yıl önce Ünye Belediyesi'ne verdik bu yetkiyi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde değildi. Tabii akla farklı soru işaretleri getirdi bu. Hani biz gazeteci olarak baktık olaya. Neden 7 yıllık dönemde bir çözüm üretmediniz? Ve neden bir yıldır Ünye Belediyesi'ndeyse Ünye Belediyesi neden çözüm üretmedi? Peki sizce buradaki araçları yani otopark sorunu ya da yol kenarına park eden araçları nasıl halletmemiz gerekiyor? Nasıl kaldırmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle bizim odada toplantı yaptığımız otopark konusu bu konu değil. Biz otopark yönetmeliğine ve projelerde hazırladığımız, çünkü yeni yönetmeliğe göre bizim projelerde belli oranda bina hatlarında ve arsalarda göstermemiz gereken otoparklar var ve bu aslında sorunun ana çözüm noktası. Hı hı. Bunu gösterdiğinizde yeni yapılan binalarda oluşacak otoparklardan dolayı artık yavaş yavaş bu trafik keşmekeşi de önlenebilir duruma gelecek. Ama teknik olarak bunu gösteremediğimiz binalar var bizim. Evet. Ve bununla ilgili yönetmelik der ki 1 kilometre yarıçapı içinde ya masavi bir yer alacak, bunu otopark olarak gösterecek ya da belediye otopark harcı almak karşılığında size yer göstermek zorundadır diyor. Belediye şu anda bize o yeri gösteremiyor. Evet, bu da mevcut binaların, zaten Ünye şehir içinin mevcut binalarının altına herhangi bir otopark yapılamamasından kaynaklı. Evet. Peki Ünye çözümü nasıl bulacak? Şehir merkezinde Ünye nasıl bir çözüm bulmak zorunda? Şehir merkezinde belediye belli noktalarda otopark yerleri yapacak. Gerekirse katlı otopark ya da yeşil alanı koruyacak, yeşil alanın altına yeraltı otoparkı yapacak ya da arsa içinde bir otopark. Ama bu sadece bir noktada değil. Yani belirli noktalarda ya yeri kamulaştıracak ya da kendine ait olan yerlerden birinin bunu sağlayacak. Özellikle çarşı bölgesinde bunu bir şekilde sağlayabilir. Bunun dışında hani sorunun başına gelelim. Otopark sorununu nasıl halledebilir? Bir kere önce kurallara uymak gerekiyor. İnsanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu şu anda biraz zor çünkü insanlar neye alışırlarsa öyle gidiyor. Ben size de o örneği verdim. Ben 10 yıla yakın bir süre Azerbaycan'da yaşadım. Evet. Azerbaycan'da trafikte kural denen bir şey yoktur. Yani herkesin kafasına göre bir kuralı vardır. Bu trafik ışıklarının olmadığı yerlerde konulan yaya yollarında biliyorsunuz Türkiye'de de o kural var. Yaya geçerken sizin durmanız gerekiyor normalde ama kimse buna uymaz. Orada da uyulmuyordu. Bütün yaya yollarının olduğu yerlere kamera koydular. Her geçene de ceza yazdılar. İstisnasız her geçene. Ve inanın ki 1,5-2 ay içinde o cezalardan dolayı adım attığı anda yaya trafik duruyor. Yani cezayla, manatla, onların para birimi manat, manatla terbiye ettiler insanları. Burada da bunun uygulanması gerekiyor. Ha hoş bir şey değil, tabii ki insanları cezalandırmayalım ama bir şey yanlış gidiyorsa, yanlış yapılıyorsa, bir insan yaya kaldırımına aracını park ettiyse, bir ceza yediğinde, ikinci ceza yediğinde, ben bu cezayı ödeyeceğime gideyim de 10 lira otoparkı vereyim de, otoparka park eder aracını.